Selam BMF, yanımızda kim var? Eğer 06 Ankara ise mevzu bahiste ne olabilir? Evren Besta. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi herkesin ilk önce en merak ettiği şey, Modixel bitti mi? Ne oldu? Sen çünkü bir solo çıkardın. Evet. Single yaptın. Herkesin duymak istediği şey bu. Devam mı yoksa böyle bir pause mı ettiniz? Bir dönem mi var? Nedir durum? Yani şöyle, biz her zaman bir şey yapıyoruz, pause ediyoruz, sonra tekrar bir şey yapıyoruz, tekrar pause ediyoruz. Şimdi artık ben bundan çok sıkıldım. Buna bir stopa basmak istiyorum. Kendi projelerim için yolda yürümek istiyorum. Peki, bu. Şimdi genelde biz bu kanalda aslında daha popüler değil, eskiden bir şeyler yapmış old school MC'leri çıkarıyoruz aslında çoğunlukla. Yani bizim kanalda dikkat ettiysen eğer hep böyle hani popüler rapçiler değil de böyle old school'lar genelde var. Sebebi de benim galiba, büyük bir olasılıkla. Saygımız sonsuz sana. Sağ olasın. Şimdi ben biraz şeyi merak ediyorum. Yani işte evet, bizim dönemimizde biz haberdardık. Hani siz buradaydınız, biz İstanbul'daydık. Mektuplaşıyorduk, partiler gidiyorduk, geliyorduk. Siz işte albüm çıkartacağınız zaman İstanbul'a geliyordunuz. O dönemde sizin tarafınızdan şimdiki rap dinleyicilerini anlatmaya kalksak, burası o dönemde nasıldı? Yani hip hop jam'ler mi yapılıyordu daha çok? İşte hani bir community mi vardı? Çünkü sizin de bir grubunuz vardı galiba. Böyle bir kulüp gibi bir şeyler vardı zannedersem. Ya şimdi o zamanlar senin de bildiğin üzere daha çok breakdance ağırlıklı böyle partiler yapılıyordu. Breakdance partilerin arasında MC araları verilirdi. Hani böyle biz çıkardık, 2-3 şarkı söyledik de yine breakdance partiler battle üzerineydi. O battle'lar şimdi değişti. Şöyle, breakdance battle'dan MC battle'a döndü sonra. MC battle'dan şimdi artık komple MC işlerine döndü. Hani böyle konserlere falan geldi. Şimdi o zamanlar yani böyle çok eski iyidir demek istemiyorum. Çünkü eski herkese göre iyidir yani. Eski aslında. Yani. Şimdi 15 yaşındaki çocuk için de 25'ine geldiği zaman 15 yaşında ne güzeldik diyecek yani. Hani bu hep böyledir yani. Günümüze göre kıyas yapmak istemiyorum. Çünkü her zamanın kendi bir akışı var, kendi bir yoğruluşu var, kendi bir verilen bir algı var, kendi bir alınan bir algı var. Her zamana göre bu değişken bir şey. Eskiden demek istediğim hani böyle eski dediğimiz şey, o dans zamanları işte siz İstanbul'dan Ankara'ya gelirdiniz, işte biz Ankara'dan İstanbul'a gelirdik falan filan, işte o battle party zamanları falan böyle. O zamanlar daha bir şehir kültürü hakimdi. Hani böyle isimler üzerinden yoğunlaşılan değil. İşte Ankara burada, işte İstanbul hani, geliyor, İstanbul Ankara geliyor, geliyor işte falan. Bursa, evet. Bursa geldi işte. Aha. Hani bak kapıda bekliyorlar, bak görüyor musun? Parti kapısı Bursa, orada bekliyorlar falan böyle. Hani o tarz şeyler daha hakimdi. Daha böyle isimler üzerinden yürüyen değil de gruplar üzerinden yürüyen, şehirler üzerinden yürüyen. Daha böyle community vardı daha değil mi? Daha community, daha böyle. Şimdi zaten onu göremiyoruz, hani öyle bir şey yok. Hani aradığımızı söyler miyiz? Hani ara sıra ararım ama her zaman aramıyorum aslında hani. Zamanına göre benim için çok keyifliydi bunu yaşamak. Hani ben Samsun'da bir parti vardı. Breakdance Battle Party, işte MC'ler falan da yürüyeceğiz oraya. Biz Ankara'dan Samsun'a bir otobüs gittik. Bir otobüs kiraladık böyle hani 50-60 kişi, hatta fazla 70 kişi falan gittik yani, sığmadık otobüse. Dolmuyordu canım, biz de öyleydik yani, bir otobüs kiralanıyordu. Otobüse sığmadık yani, böyle üst üste falan böyle yürüdük yani hani böyle. Gittik, oradaki kişilerin isimlerinin hiçbir önemi yoktu. Hani biz orada o bir community temsil ediyorduk. Bizi işte atıyorum Samsun olarak bizi misafir eden insanların o community'ye karşı verdikleri community misafirperverliği. Hani bireye karşı birey misafirperverliği değil, community misafirperverliği. İşte bunlar çok güzel. Ben o zamanlar çok eğleniyordum. Gerçekten aslında bugün içinde, hip hop içinde yaşayan insanlar içinde yaşamasını istediğim bir şeydir. Artık yaşayamayacağı kesindir bundan sonra. Heyecan ama, değil mi böyle hani bir? O heyecan çok acayip bir heyecandır. Hani mesela bir de mekan açılacak, mekanın kapısında bekliyorlar işte. Bursa oraya gelmiş. Bak hiç görüyor musun, İstanbullular orada, Ankaralılar burada. İşte Samsunlar orada. Samsunlar bak burada bekliyor, görüyor musun bak. Hani ufak bir paslaşma oluyor hani. Hep böyle şeydir bir de hani, en başta herkes cool ama işte tabii, parti tabii. Başlar herkes bir ara laçka yani, olmuş, laçka tanışmış falan böyle dağıtıyorlar falan yani. Herkes böyle el ele göt göte hani öyle sohbetler ama benim
o zamanlar en sevdiğim şey parti mekanı kapısının önüydü. Hı-hı. Hani çünkü orada rahat konuşuluyordu değil mi? Parti hani, mekanı kapısının önü. Bir de hani community, çünkü ben seninle gelmişim, Ankaralıyım. Hani bakıyorum Samsun'da insanlar orada, hani biz bir birliyiz yani. Hani orada bir şey hissediyorum, o birlikteliği hissediyorum. Bir arkadaşlığı hissediyorum, bir yola çıkmışım, Ankara'dan gelmişim, yol tepmişim. Ben sana güveniyorum, götümü sana dayamışım, sen götünü bana dayamışsın. İşte onu hissediyorum. Yani bunları seviyorum orada. Gerçekten hissedilip de tecrübe yapılası şeylerde iyi ki yaşamışım. Bir de şimdi tabii hani eskilerden konu açılmışken, şimdi şaka maka, bu vakte kadar toplam, yanlışsam beni düzelt, 4 tane yasal şey çıkarttınız değil mi albüm? 4 mü 3 mü? Modexel 4 çıkarttı. Evet 4 değil mi? Bunun yanı sıra kopya olarak, yani basılmamış, yani underground'da da... Yeraltı bilmiyorum sayısını. Ya bayağı çok bir şeyler çıkarttınız. Evet. Yani sonuçta bu işte gerçekten hakkı olan ve... Evet. Emeği olan grupsunuz diyeyim, pardon. Teşekkür ederim. Yeni raplere baktığın zaman ne hissediyorsun? Çünkü genelde bize böyle bir sorular geliyor. Hep eskilere, yenileri soralım. Eskiler nasıl? Hep şey var, karşılaştırma var aslında genel sorularda. Ben gerçekten eleştirmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey. Yani burada aslında şöyle bir şey. Evet, yani belki ben sana hani yeni raple eski rapler arasında nasıl bir kıstas var? Nasıl bir farklılık var? Sen ne hissediyorsun? Ya da yeni bir şey çıkartacaksan eski tarz mı çıkartacaksın? Ne yapacaksın? Yani senin gözünden aslında nasıl gözüktüğünü çok şimdi merak ediyorum ben. Öncelikle bazı kavramlardan başlayalım. Şimdi old school, new school deriz her zaman için. Hı hı. Old school eski moda, eski kafa. Hani bu evet, aslında yani. Öyle yani. Eski evet, kafa hani, demek yani. Old school. Şimdi ben yaptığım her zaman müzikte her zaman yeni bir şey koyuyorum. Hani ben işte eski olmam beni old school yapmaz. Yeni bir şey çıkar. İşte 18 yaşındadır. 98'deki DJ Premier'in sound'unu yapar. O çocuk old school'dur. Yani 18 yaşındaki o çocuk old school'dur. Ama ben yeni bir şey koyduğum için ben old school değilim. Ben new school'um. Dolayısıyla kendimle yeni nesil arasında kıyaslama yapmak istemiyorum. Yeni nesil derken de hani yeni nesil komple bir tarz yapıyor, işte eski nesil başka bir tarz yapıyor. Ya da günümüz günümüz popüler rap sound'u mu diyeyim, müziği mi diyeyim o zaman? Evet, yani şöyle diyelim. Ona da şöyle cevap verebilirim. Şimdi sen limonatayı naneli seversin, ben sade severim. Sen naneli limonataya kötüdür diyemem. Ben sevmiyorum ama kötüdür diyemem. Çünkü sen seviyorsun. Dolayısıyla da üretilmiş bir müzik var. Yeni nesilden bunu dinleyenler var. İşte bu yeni nesil müzik kötüdür diyemem. Çünkü sevenler var. Ha, benim için ben dinlemem. Çünkü benim için bir his uyandırmıyor. Sabah kalktığım zaman beni gaza getirmiyor. Kavgaya gideceğim zaman bana enerji vermiyor. Arabamda dinlediğim zaman hız yaptırmıyor. İşte sarhoş olduğum zaman ayıltmıyor. Yani demek istediğim bu. Bunlar. Tam aksine daha çok sarhoş ediyor. Daha çok frenliyor. Benim için bunlar. Hani diğer dinleyici arkadaşlar için keyiftir, zevktir. Bunlar zaten değişken şeylerdir yani. Ben rakı severim, sen bire seversin. Hani bunun gibi bir şey artık. Yani o yüzden bir şey iyi demek veya kötü demek benim haddime değil. Ancak benim açımdan, benim kafamdan ben yeni nesil diyelim, hip hop diyelim. Sadece Türkiye için değil. Bütün worldwide, hani yeni nesil hip-hop. Ben de böyle bir şey hissettirmiyor yani böyle hani yürü demiyor yani. Ha, evet. Hani böyle daha çok böyle arabamın gazına bastırmıyor işte, daha böyle kendimi kaslı hissettirmiyor işte, böyle diyeyim. Peki yeni bir tane single çıkardın. Evet. Bunun devamı var mı? Single olarak mı çıkacak yoksa albüm mü yapmayı düşünüyorsun? Yok. Şimdi solo bir albüm yapmıştım Baba Fingo. Sonra bir Kral Dem single çıkardım. Şu anda bir albüm hazırlıyorum. Planlama olarak sonbahar, işte Eylül, yani Ekim'e kalmak istemiyorum. Ekim'e kadar bitirmek istiyorum. İşte albüm çıkış tarihi işte bilemiyorum da hani sonbaharda bu albümü çıkaracağım. Sonra da kendimi turne yazmak istiyorum. Peki kimlerle çalışıyorsun beatlerde? Yani tanımış insanlar var mı, yoksa birkaç kişiyle mi çalışacaksın? Kimseyi tanımazsınız.
sen mi yapacaksın beatleri? Çünkü hep Yasin'le hani Yasin'le gidilen bir yol var ya. Yani hep insanın aklına hani şey geliyor. Hani Yasin mi yapacak, Evren tek başına çıkacak falan gibi mi düşünüyor herkes çünkü. Ben de ilk duyduğumda öyle düşünmüştüm doğruya doğru. Şimdi hani sonuçta bir yalan söylemiyor. Yani bilmiyorum hani Yasin başka bir yol hani. Douglas falan işte. Başka bir kafa. Kendim yapacağım. Güzel, çok güzel bir ekip kurdum. Prodüksiyonun üstleniyorum. Çalışacağım çok arkadaşım var. Gitarcılarımız, basçılarımız, davulcularımız. Beni tek zorlayan şey şu anda bu albümün aşamasında söz yazımı olacak beni. Hani çok böyle serseri serbesttir yazmak istemiyorum bu sefer. Daha böyle cümle cümle, kelime kelime yakalamak istiyorum. Düşürüp yani. Evet, daha böyle kucağı almak istiyorum. Ki zaten o son single'ı da bir gırlıydı aslında duruş olarak. Yani zannedersem o sound ve o... Unutulmuştu zaten. Better Rap, Better Rap zaten unutulmuştu. Evet. Hemen Kral benimle hani Better Rap'i tekrar geri getirdim. Yani çünkü kimse artık böyle hani o hip hop özü zaten battle yani. Hani bu MC'ler battle, işte graffiti'ler battle, işte... Tabii canım battle'dır yani. Battle'dır yani. Evet. Bu işin özü battle'dır yani. Ben orada tekrar battle'ı getirdim yani. Hani böyle alınmış bir karar, henüz tamamlanmamış bir işim var. Besta bataklıkta konfor bulan sanatkar. Bunları yaptım. Bunları yaşadım. Bunları gördüm. Bunları okudum. Bunları duydum. Bunları söylüyorum. Sen ne söylüyorsun? Hadi bakalım. Battle'ı yapıyorum. Bu spesifik olarak bir kişiye değil, aksine komple meydan okuyorum. Hani bu kim üstün almasa alsın yani. Beni bağlayan bir şey değil. Komple hip hop'ta meydan okuyorum. Battle'ı yapıyorum. Varsa cevap gelsin. En lüzum bu. Zaten bunu istiyorum. Hani bunu istiyorum. Hani ben hani bu gelsin yani. Hani böyle kemik sesi gelsin, kan kokusu gelsin. Hani Daha sert ya. Sert olsun, hip hop hani, olsun diyorsun. Hip hop olsun yani. Hani böyle sen şunu dedin, ben bunu dedim, öyle yaptı, bu buna yok lise atmış mı, atmamış mı? Hani muallak bir şey yok. Net. Her şey net. Net. Şimdi şaka maka ilk çıkardığınız albüm yalan yani yanlış hatırlamıyorsam 2000 miydi ilk? 2001 miydi? Biz 2000'de 2000'de mi yandı? 2000'de biz beraber çalışmaya başladık Yasin'le. 2002'de bitirdik. 2003'te çıktı. Okey tamam. 6. Şimdi hani ciddi bir birikim var. Yılların verdiği sound olarak, tecrübe olarak, yaptığınız albümler olarak. Şimdi günümüzde başlayacak yeni rapperlara ya da yeni müzik yapmak isteyen MC'lere ne gibi tavsiyelerin olacak? Kimseye örnek almasınlar. Bu kadar kısa mı ya? Kimseye biraz daha uzun istiyorum senden aslında. Ya şöyle söyleyeyim. Hani ben şartlar farklı. Ben nasıl örnek verebilirim? Ben yeni başladığımda neye ihtiyacım vardı? Şimdi yeni başlayan çocuk neye ihtiyacı var? Bunu ben kıyasladığım zaman şartlar farklı, durumlar farklı. Ben yeni başladığımda internet yoktu. Hani ben bana kimse Acid'in, Logic'in nasıl kullanacağını öğretmedi. Kimse nasıl sample kesileceğini öğretmedi. Ben bunları yani ya aslında biz beraber tek başımıza çözdük biz bunları. Deneye yanına, sürekli deneye yanına. Bu mikrofon kayıtta çalışır, bu çalışmaz. Hani kimse bize bunlardan bahsetmedi. Şimdi yeni arkadaşların elinde tonlarca imkan var. Hani böyle bilgi, sınırsız. Yani o kadar basit ki her şey. İşte müzik yapmak istiyorsun, yazıyorsun işte. YouTube'a işte home studio nasıl kurulur? Hani. Bilgi var ama aslında tecrübe yok. Yani mesela bir Türk tecrübesini, da, Türkiye'de da, bir tecrübeyi kolay kimse söyleyemez yani. Bu da bir anlamda dezavantaj bu arada. Hani bilgiye çabuk ulaşılabilir olmak. Çünkü çok fazla karışıklık var. Bilginin çabuk ulaşılabilir olması onu değersiz kılıyor. Hani tamam böyleymiş diyor, geçiyor. Halbuki hani yani senin Google'da sorduğun bir soruya aldığın cevabı öğrenmek için biz Yasin'le bir ay kovalıyorduk ya. Hani bu bilgi bu kadar ucuz değil. Hani bilgiye kolay ulaştığı için bu böyleymiş diye geçiyor. Kimisinde heves geçiyor. Kimisinde çaba enerjisi işte o çabası kayboluyor. Kimisinde içine duygu, saygı azalıyor. Kimisinde işte ya bu iş bu kadar kolay yani onun tutorialini izliyor. Bu kadar kolaysa diyor. Ben ne yapayım ya bunu diyor. Hani bas geçiyor. Komple oraya geçiyor. Evet. Hani başka bir yere gidiyor. Evet.
İşte ne bileyim başka bir müzik fokusu dağılıyor gibi. Yani. Dağılıyor yani. Hani böyle ya benim genç arkadaşlarımdan istediğim tek şey farkında olmak. Hani böyle ne yaptığı, ne yazdığı. Bir şey yazıyorsun. Tamam. Yazıyorsun. 16 yaşındasındır. Yazıyorsundur yani. Hani ne yazabilirsin ki hani? Evden çıktım, yola çıktım, işte market aradım, oradan geldim, bunu aldım, oraya gittim, bir aldım, bir içtik, kafam güzel oldu, oraya gittik, arabaya bindik, devam ediyoruz. Hani benim bunu bilmeye ihtiyacım yok ki. Sen bunu bana niye anlatıyorsun? Hani senin ne yaşadığını, senin yani günlük ne yaptığını beni ilgilendirmiyor ki ya. Bu sensin yani, bu sen bunu yaşamışsın, gitmişsin, bir almışsın, sarhoş olmuşsun, bayılmışsın, polis almış, işte sevgilini tartmışsın, ot içmişsin, bayılmışsın. Falan yani bu senin sorunun. Benim sorunum ne ki? Benim ilgimi çeken bir şey değil bu. Benim ilgimi çeken bir şeyler söyle. Hani bana felsefe yap. Bana böyle sorunlardan da bahsetme ya. Ben sorunları duymak da istemiyorum. Ben zaten sorunların farkındayım. İçindeyim diyorsun. Zaten içindeyim. Hayat zaten sorun. Hani bana sorunlardan da bahsetme. Evet. Zaten ben bunları da biliyorum. İşte ben acı çektim. Orada şöyle oldu. İşte falan. Geldim. Üç kişiden dayak yedim. Burnumu kırdılar. Ağzımı, burnu, gözümü kırdılar falan. Ya bana ne bunlar? Senin ağzını gözünü kırdılar. Beni ilgilendirmiyor bunlar. Senin sorunların, senin sevgilerin, senin aşkların, senin duyguların beni ilgilendirmiyor. Bana felsefe yap. 16 yaşındaki bir çocuk olarak. Bana daha önce duymadığım, duyduğumdan memnun olacağım, şaşıracağım şeyler anlat bana. Hani ne kadar da hani şundan bahsetmiyorum. Hani ya bana Sokratlık yap demiyorum. Hani Aristotel'lik yap demiyorum. Hani bu başka bir şey zaten. Bunu da yapma. Yapamazsın zaten. Hani öyle bir şey değilsin yani. Bunu yapmaya çalışma zaten. Şaşırt beni ya biraz. Lütfen şaşırt beni biraz yani. Daha olgun ol. Ne kadar olgunsan benimle ne kadar daha tamam. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Tabii ki yaşıtlarına da seslenmek istiyorsundur. Ama seslenmek istediğin yaşıtlarını da iyi seç. Öyle yaşıtların vardır. Bir karı sözüne kararlar sana senin götüne gelirler. Ha, onlara mı seslenmek istiyorsun? Yoksa delikanlı gibi yani felsefeyi mi yapmak istiyorsun? Ahlak mı konuşmak istiyorsun? Din mi konuşmak istiyorsun? Toplumsal sosyoloji mi konuşmak istiyorsun? Psikoloji mi konuşmak istiyorsun? Bunları konuşalım. Ha bunları konuşamıyorsan yani senin yaptığın zaten rapi herkes yapar. Senin yaptığın rap o zaman derdini anlatabilecek kadar rapçisin o zaman. Ha, hani, evet. Hani derdimi anlatabilecek kadar İngilizce biliyorum derler ya. Evet. Sen de o zaman derdini anlatabilecek kadar İngilizsin. Senin derdin ne? Ot, karı, para. O zaman tamam sen olsun yani. Hani. Bana bundan bahsediyorsan onun alıcısına git ona. O daha çok olabilir. Sana daha çok rating yaptırabilir. Daha çok izlettirebilir. Daha çok dinletebilir. Beni bağlamaz o. Ama bana ne katıyorsun? Bana bir şey feyiz ver bana. Sen kime feyiz oluyorsun? Ve nasıl feyiz oluyorsun? Sen bana feyiz oldun. İşte ben, sen 16 yaşındasın, rap yaptın. Dedin ki, arabaya bindim, karıya çaktım, işte otobüs içtim, of, verdim falan hani. Ben de 16 yaşındayım, ben de 15 yaşındayım, seni dinledim. Sen bana nasıl feyiz alıyorsun? İşte hayat buymuş ya diye feyiz alıyorsun, değil mi? Hayat böyleymiş işte hani. İşte arabaya bineceğim, karıya alacağım falan. Hayat bu ya, başka hayatlarına ne var yani? Feyiz bu, ben bundan feyiz alırım yani o zaman senden. Ha, dersin ki işte tam tersi, sosyolojik, psikolojik işte... ahlaki, dini, felsefi girersin. O zaman başka insanlara başka şekilde feyiz olabilirsin. Başka insanlara başka şekilde feyiz olabilirsin. Ha böyle bir şey de varmış gibi diye. Tabii. Yani gerçekten zaten hayat bu değil ya. Gerçekten hani çocuklar zaten hani bunu öğrenseler de yani 22-23 yaşına geldikleri zaman ya bu neymiş ya? Bunu dinlemişiz. Bir de şöyle bir şey. Üretici de pişman oluyor. Tüketici de pişman oluyor. Hani leke olarak kalıyor değil mi orada yani, hayatında ya koca bir leke. Üreticisin, şunu yapmışsın işte öbürü de geliyor diyor ki işte dinliyor işte o çok iyiymiş falan filan diyor. Üretici geliyor 10 yıl sonra lan ne yapmışım diyor şuna bak diyor. Leş gibi bir şey yapmışım diyor. Tüketici geliyor diyor ki şuna bak ya ne dinlemişim diyor. Hani, ha bu niye yaşandı ki? Bu yaşanmasın yani. Bu yaşanmasın. Bunlara gerek yok. Daha böyle hani bir de tüketim çağında yaşadığımız için herkesten daha çok üretim bekleniyor. Şarkıların tüketim süresi çok kısa. Bir ay sonra yeni nesil müziklerden şarkılardan bir tanesini işte bir ay sonra dinleyemiyorsun mesela. Hani ben hiçbir tanesini hiç dinlemiyorum da dinleyiciler olarak söylüyorum. Çocuklar işte üretici olarak
tüm zamanların şarkısını yapmaya gayret etsinler. Hani yeni nesil gençlere tek demek istediğim şu yani. Bir şarkı yapıyorsanız acele etmenize gerek yok. Hiçbiri yetişmiyorsunuz. Sizin zaten yaşınız genç. Tüm zamanların şarkısını yapın. 15 yıl sonra da sizin şarkınızı dinleyebilsinler. 30 yıl sonra da sizin şarkınızı dinleyebilsinler. Kendilerine örnek vermek istiyorum da veriyorum hadi. Düzmece yapmışım 2008'de. 2018 halen çok rahat dinleniyor. Hani 2019 çok rahat dinleniyor. Hani hiçbir son işte bir yılda çıkan yeni nesil şarkılardan bir tanesini 2 ay sonra dinleyemiyorsunuz mesela. Hani yeni nesille verebileceğim tek şey bu ya. Hani öğüt, tüm zamanların şarkılarını yapmaya gayret göstersinler. Yoksa hani gelip geçici şarkılar yapmak çok kolay. Hani bilgisayar yapıyor zaten, sen yapmıyorsun. Çok sağ ol. İnşallah şey çıktığı zaman da CD'nin ya da neyse işte albüm dijital mi çıkacak, yoksa bizim gibi bu koleksiyonerler için CD çıkacak mı? Plak da bastın inşallah. Plak da çıkacaksa o zaman seni bir daha görmek isteriz. İnşallah. Bir başka zamanda bir başka rapçiyle tekrar BMF'de olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.